15. Dinde reformcu Hazreti Mehdi için Mehdi fikri diyor. Bunun ileride geleceğine inanmadığını söylüyor. Dinde reformcu ve zındık inanmayabilir. Fakat Müslümanların inanmaları lazımdır. Bütün İslam alimleri bunu söz birliği ile bildiriyor. İmam-ı Suyuti ve İbni Hacer-i Mekki gibi büyük alimler Hazreti Mehdi için kitap yazdılar. Mehdi hakkında 200'den fazla hadis-i şerif ve alamet bildirdiler. Saadet-i Ebediye kitabında da Mehdi hakkında yeteri kadar bilgi bilinmiştir. 16. Dinde reformcu üzerinde icma bulunmayan bir meselede herkes kendisine kanaat veren delile uymalıdır. Zaten bir müçtehide tabi olmak, onun deliline tabi olmak demektir, diyor. Evet, müçtehidi taklit etmek, onun deliline tabi olmak, yani Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere tabi olmak demektir. Fakat meselenin delilini bulan odur. Zaten mezhepler bu delili bulmakta ayrılmışlardır. Bir meselenin delilini bulmak için içtihat derecesinde alim olmak, müçtehit olmak lazımdır. Böyle bir alim elbet başkasını taklit etmez. Kendi içtihadına göre amel eder. 17. Raşid Rıza Vaiz Efendi'nin kıyametin zamanı için evliyanın keşfine inandığını yazıyor. Halbuki mezhep imamları kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez dediler. Evliyanın keşifleri kimseye delil, senet olamaz dediler. Bu alimleri taklit edenler de elbet böyle söyler. Başka türlü sözleri Vaiz Efendi'ye yüklemek yalancılık ve çirkin iftira olur. 18. Dinde reformcu Kelbi tefsiri gibi tefsirlerde uydurma hadisler vardır sözünde haklı ise de Beydavi'nin tefsiri de böyledir sözü kesin olarak yanlıştır. Büyük alim Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri buyurdu ki Kadi Beydavi Beyyedallahu veçhe ismine ve duasına yakışacak kadar yüksektir. Müfessirlerin baş tacıdır. Tefsir ilminde en büyük makama yükselmiştir. Her meslekte senettir. Her fende mahir, her usulde bürhan, önceki ve sonraki alimlere göre sağlam, kuvvetli ve yüksek tanınmıştır. Böyle derin bir alimin tefsirinde uydurma hadis var demek büyük bir cesarettir. Dinde derin bir uçurum açmaktır. Böyle sözleri söyleyenin dili, inananın kalbi, dinleyenin kulakları tutuşsa yeridir. Acaba bu büyük ilim sahibi uydurma hadisleri sahihlerinden ayıramaz mı idi? Evet diyenlere ne demelidir? Yoksa uydurma hadis yazacak kadar ve böyle yapanlar için Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği ağır cezalara aldırış etmeyecek kadar dininin kuvveti ve Allah'tan korkusu yok mu idi? Yoktu demek ne kadar şenaat, çirkinlik olur. Böyle söyleyen kimsenin dar havlusalası, kalın kafası, bu hadis-i şeriflerdeki manaları çok gördüğünden
bir çare arayarak mevdu demekten başka çare bulamaz. 19. Dinde reformcu ahireti görmedik ki Şa'rani'nin mevkıf denilen yerin coğrafi durumuna ait sözlerini sırat, mizan, cehennem ve cennet için yaptığı haritayı oraya tatbik edelim. Biz bu gibi şeyler için kitap, sünnet, akıl ve hikmet delillerinden hiçbir delile rastlamadık. Ne gariptir ki sizin şeyhlerinizin çoğu dünyanın en meşhur ve faydalı coğrafyasından yüz çeviriyor. Görülemeyen ahiret için haritalar çiziyorlar diyor. Bu sözleriyle evliya-i kirama ve bunların kerametlerine saldırmakta, Müslümanların bunlara olan imanlarını da yıkmaya çalışmaktadır. Halbuki bu davranışında da çok haksızdır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çok zikir ediniz. Zikir etmekle kalp itminana kavuşur buyuruyor. Hadis-i şerifte Allah sevgisinin alameti onu çok zikir etmektir buyuruldu. Hadis alimleri Resulullah her an zikir ederdi buyurdu. İşte bunun için bu ümmetin büyükleri çok zikir ederdi. Böylece şeriatın bu emrini de yerine getirmeye çalışırlardı. Çok zikir edince mübarek kalpleri itminana kavuşurdu. Her derdin şifası vardır. Kalbin şifası zikrullah'tır. Ve takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir. Hadis-i şeriflerinin haber verdiği gibi kalp hastalığından, günahlardan kurtuldular. Allahu Teala'nın sevgisine kavuştular. İşte takva sahibi olan, kalpleri temiz olan, Allahu Teala'nın çok sevdiği bu büyük alimler diyorlar ki, çok zikir ederken dünyayı, her şeyi unutuyoruz. Kalbimiz ayna gibi oluyor. İnsan uykuda her şeyi unutunca rüya gördüğü gibi kalplerimizde bir şeyler görünüyor. Bu gösterilenlere keşif, mükaşefe, şuhud isimleri veriyorlar. Böyle olduğunu her asırda binlerle veli haber veriyor. Çok zikir etmek ibadettir. Çok zikir edenleri Allahu Teala sever. Bunların kalpleri takva kaynağı olur. Bunları kitap ve sünnet haber veriyor. Bunlar umur-i teşriliyedir. Bunlara inanmayan kitaba ve sünnete inanmamış olur. Kalpte keşif ve şuhud hasıl olduğunu da Allahu Teala'nın sevdiği doğru Müslümanlar haber veriyor. Hadis-i şerifte çok zikir edenin kalbinde nifak kalmaz buyuruldu. Bunları haber verenler münafık olmayan özü, sözü doğru kimselerdir. Keşif ve keramet böyle kimselerin tevatür halindeki haberleri ile bildirilmiştir. Evet, bunlar umuru vicdaniye, umuru zevkiyedir. Başkalarına hüccet olamaz. Bunlara inanmak emir olunmadı. Fakat inanmak yasak da edilmemiştir. Allahu Teala'nın sevdiği salih Müslümanların tevatür halinde bildirdiklerine inanmak inanmamaktan daha iyidir. Müslümana hüsnü zan olunur. Haberlerine güvenilir. İbadetlerde bile sözlerine güvenilir. İnkar eden mahrum olur. Sözü kadiyeyi mükerreredir. Abdülvehhab-ı Şevrani Hazretleri derin alim, büyük velidir. Şafii mezhebinin temel direklerinden biridir. Ehl-i sünnetin göz bebeğidir.
Okuduğu, ezberlediği kitaplar sayılamayacak kadar çoktur. Bir kısmı Mizanül Kübra'sının ön sözünde ve bu fakirin neşrettiği Ulemaül Müslimin ve Vehhabiyyun kitabında yazılıdır. Yüzlerce eserin Keşfü Zunun'da yazılıdır. Kitaplarında her biri onun kemalini gösteren birer abididir. Bu fakir Hüseyin Hilmi Işık, Hanefi mezhebinde olduğum halde onun derin ilminin, keşiflerinin, şuhutlarının hayranıyım. Kitaplarını okurken kendimden geçiyorum. Onu çok seviyorum. Kıyamet günü bana şefaat etmesi için mübarek ruhuna yalvarıyorum. Onun yeryüzünün yıldızlarından biri olduğunu iyi anladım. Hadis-i şerifte kıyamet günü peygamberler ve alimler ve şehitler şefaat edecektir buyuruldu. Bu hadis-i şerife sarılarak ondan şefaat bekliyorum. Ehl-i sünnetin böyle göz bebeklerine saldıranların zındık oldukları meydanlıdır. Zındıklar, kafirler, bunların ulu önderi, Müslümanların rehberi, Allah'ın sevgilisi, peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a da böyle saldırdılar. Meşhur İslam düşmanı Walter kafiri insanların efendisini iğrenç piyeslerine mevzu yapacak kadar alçalmıştı. O yüce peygamberin varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerini de bu alçak saldırılar elbet olacaktır. Bu büyük insanlar düşmanların kirli ağızlarına ve çatlak kalemlerine takılmakla elbet lekelenmez. Yere düşmekle cevherin kadri, kıymeti azalmaz. Abdülvehhabi Şavrani ve bunun gibi Allahu Teala'nın çok sevdiği büyükler biz cenneti, cehennemi, mevkıfı, sıratı bu gözümüzle gördük demiyor. Hatta görülemez diyorlar. Bilinemez, anlaşılamaz, anlatılamaz bir halde kalplerimize keşif olundu. Rüya gibi gösterildi diyorlar. Bu sırrı sevdiklerine, mahremlerine haber veriyorlar. Men lem yazuk lem yedri buyuruyorlar. Yani tatmayan anlayamaz diyorlar. Anlaşılmayan şeyi inkar etmek cahillik ve ahmaklık olur. Anlamadığına imkansızdır, olamaz demek ise bir taassubun, bir inadın, yobazlığın ifadesidir. Hele İslam alimlerinin aklın, fenliğin sınırları dışındaki ince bilgilerini harita çiziyorlar diyerek alay mevzuu yapmak zındıklıktan ve İslam düşmanlığından başka ne olabilir?